Yıl 1923. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğum sıralar. Okul duvarında bir ilan görüyorum. Avrupa'ya talebe yollanacaktır. Allah Allah diyorum. Ülke yıkık dökük. Yıl 1923. Avrupa'ya talebe. Lüks gibi gelen bir şey ama şansımı denemek istedim. 150 kişi içinde 11 kişi seçilmişiz. Benim ismimin yanına Atatürk Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye yazmış. Zaman geldi, Sirkeci Garı'ndayım. Trene yürüyorum ama kafam öyle karışık ki. Gitsem mi, kalsam mı? Orada beni unuturlar mı? Para yollarlar mı? Gurbetelilerde ne yaparım? Bir an gitmemeye karar verdim, döndüm. Tam o sırada bir müvezzi ismimi çağırdı. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi, telgrafın var. Telgrafı açtım, aynen şunlar yazıyordu. Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. Var mı böyle bir şey? 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne düşüneceğini hesap edebilen bir lider. Dünya lideri olmasın da ne olsun? Yıl 1923. Biz evimizde bir çocuğun huyunu değiştiremiyoruz, tek huyunu. Tüm ülkenin huyu değişiyor. Bununla uğraşan bir insan yurt dışına yolladığı 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne düşünebileceğini hissediyor. Mahmut Sadi devam ediyor. Gel de şimdi gitme. Git de orada çalışma. Dön de bu ülke için canını verme, diyor. Evet, bugün en büyük şikayeti ne Türkiye'nin? Beyin göçü. En iyi beyinlerimizi kapıp götürüyorlar. Çocuklarımız arkalarına baka baka gidiyor. Ha 10 gün 11 öğrenciymiş, telgrafmış, bugün milyon öğrenci. Olsun. Yeter ki Atatürk'ün sarf ettiği şu iki cümleyi ifade edebilecek, onların sorumluluğunu alabilecek, o inancı verebilecek bir liderleri olsun. Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri döneceksiniz.